Efendim Sosyal Medyatik TV ekranlarına hoş geldiniz. 26 Mayıs 2022 Perşembe saat yaklaşık 17.30 civarında bu videoyu çekiyoruz. Özcan Hocam arkasına İzmir'in o güzel manzarasını almış. Ağaçlar yemyeşil, kuş sesleri. Biz de Samsun'da evimizdeyiz ve bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in playoff yarı final ilk karşılaşmalarının sonuçları üzerinden ve müstakbel gelişmeler üzerinden bir sohbet yapacağız ve Özcan Hocam'a dönüyorum. Yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Akın Bey. İyi yayınlar diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle de selamlıyorum. Hocam yüzdük. Artık kuyruğuna da geldik. Yarı finalinde ilk maçları oynandı. Bu karşılaşmalarda malum Erzurumspor kendi sahasında İstanbulspor önünde yani beklemediği şekilde kötü bir sonuç aldı. Yani 4-2'lik bir yenilgiyle sahadan ayrıldı ve rövanş için umutlarını oldukça azalttı. Öte yandan Eyüpspor'la Bandırmaspor arasındaki diğer yarı final karşılaşmasında da Eyüpspor Bandırmaspor'u tek golle geçti. 1-0'lık bir galibiyet aldı ve rövanşa küçük de olsa bir avantajla dönmeyi başardı diyelim. Ve tabii önümüzdeki pazar günü de rövanşları var. Sonra da tur atlayan takımlar bir final maçı oynayacaklar ve Süper Lig'e hangi takımı uğurlayacağımız belli olacak. Bu karşılaşmaları tabii konuşuruz maçlar üzerinden de. Ben iki karşılaşmada bir genel değerlendirme anlamında sonuçları nasıl buldunuz? Maç maç konuşacağız ama sonuçlar üzerinden bir değerlendirme rica ederim. Ya sonuçlar çok normal. Yani oynanan futbola bakılırsa, takımların sahaya çıkarken yaptığı hazırlıklara bakılırsa çok normal. Yani bizi yanıltmadınız. Bundan önceki videomuzda da bahsettik bu maçlar üzerinde neler olabilir, hangi senaryolar gerçekleşebilir. Bunları söyledik. Onun için sonuçlar normal. Yani anormal bir sonuç yok. İstanbulspor'un Erzurumspor'u da bu Erzurumspor'u yenmesi de normal. Eyüpspor'un Bandırmaspor karşısında %51 favori olduğunu söylemiştim. 1-0'lık bir skorla Bandırmaspor'u geçmesi de çok normal sonuçlar. Ama ben şunu söylüyorum. Geçen programda da söyledim. Bu maçlar 180 dakika. Yani eskiden biliyorsunuz Türkiye Kupası'nın statüsüne göre deplasmanda atılan bir gol, iki gol sayılıyor. Ama şimdi artık böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani sen 4-2 mağlup olabilirsin. 2-0 kazanabilirsin İstanbul'daki maçı. Sen 1-0 yapabilirsin, mağlup olabilirsin. İçeride 1-1 berabere kalsan, 2-1 berabere kalsan hep uzuyor maçlar. Yani onun için bu maçlarda alınan neticenin maçı 180 dakika olduğu düşünülürse, yani bu maçlar, playoff maçları 180 dakika. 180 dakika olduğu düşünülürse daha bir 90 dakika var. Onu da seyredeceğiz hep beraber. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Zevkli ve heyecanlı müsabakalardır playofflar. Şeyi de yani bunların karşılık maçları da çok zevkli geçecektir diye düşünüyorum. Pazar günü seyredeceğiz onları da. Hocam Erzurumspor İstanbulspor maçı da başlayacak olursak yani kağıt üzerinde hani formasının hani mazisinin şeyi nedeniyle Erzurumspor son yıllardaki Süper Lig tecrübeleriyle birlikte biraz böyle sanki yani kağıt üzerinde bu maçı alırmış şeyi vardı. Yani kamuoyunda söylüyorum. Sizde değil ama kamuoyunda evet. Öyle bir istenim vardı. Fakat maç içerisinde dolu tribünlere rağmen ve Novikovas'la Eren'in benim görebildiğim kadarıyla üstün gayretlerine rağmen İstanbulspor hem daha çok koştu hem topu da daha çok koşturdu. Ve rakibini yordu. Kontra ataklardan daha da farklı kazanabilirdi. Ve karşılaşmayı 4-2 gibi net bir skorla kazanmasını bildi. Bu maçı nasıl hani maç içerisindeki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Şimdi Akın Bey yanlış bir tabir kullandı. Onu düzeltmemiz lazım. Yani sahada futbolu bir takımın mazisi oynamıyor. Efendim futbolcularının işte yüksek kalitesi, tecrübesi oynamıyor. Sahaya çıkacaksınız, mücadele edeceksiniz ve kazanacaksınız. Biz hep şunu anlattık biliyorsunuz. Playoff'lar olduğu zaman işiniz Allah'a kalıyor. Futbolcunun o günkü form durumu, o günkü arzusu, isteği, yani her şeyi etkiler futbolcuyu. Olumlu etkilerse
takımının gidişatını değiştirebilir. Olumsuz etkilerse de takımının mağlubiyetine yol açabilir diye. Şimdi teknik adamları da irdeledik biliyorsunuz bundan önceki videoda. Şimdi yani Osman Nuri Korkmaz'dı değil mi? Şeyin adı. İstanbulspor'un teknik direktörü. Muzaffer Bileser'den kat be kat daha takımını iyi hazırlamış hocam. Yani ben şimdi o maçı seyrederken İstanbulspor golleri atınca Erzurumspor ne yapabilir diye düşündüm. Bana göre Erzurumspor takımı tanıyan şok bir teknik adamla İstanbulspor maçına çıkabilir. Çok bir teknik adam bulacaklar. Tamam mı? Bu takımı bir maçta ayağa kaldıracaklar. Şimdi bazen böyle bir tedbir olumlu da etki eder, olumsuz da etki eder. Ama bir şoka ihtiyaç var. Bu şok takımı kurtaracak anlamını taşımaz. Ama bir şoka ihtiyaç var. Yani Muzaffer Bilezer bu işin üstesinden gelemiyor. Gelemediğini gördük bu playoff maçında. Zaman zaman kameralar onu gösterdi. Çaresizliğini kenarda gördüm ben. Tabii çaresizliğinin nedenlerini bilemem. Bizim yaptığımız değerlendirme yüzeysel bir değerlendirme. Ama bir çaresizlik var kulübede. Şimdi takıma bakıyorsunuz. Siz bu Novi Kovas mıydı? Alın Samsun Spor'da da görün gününüz. Ben size söyledim. Çok yanlış bir şey olur diye. O cila veriyor. Arkadaş Novi Kovas diye bir topçu hiçbir işe yaramaz. Sağda ben ne oynadığına baktım. Hiçbir şey oynamadı. Yani iyi kale, iyi futbolcu, tecrübeli futbolcu. İşte böyle bir maçta ortaya çıkacak. Neticeyi değiştirecek kardeşim. Yaptı mı? Yok. Yani Erzurumspor'da 1,5 futbolcu. Birincisi Eren Tozlu. Geçen sene Giresun'dan tanıdığımız, Malatya'dan tanıdığımız. Eren Tozlu kendini yırttı. Ve 2 tane gol attı. İte kaka 2 tane gol attı. Eren'in özelliğidir bu ite kaka gol atması. 2 tane gol attı. Bir de Mustafa Yumlu. Mustafa Yumlu'nun bir topu direkten döndü işte gol kaçırdı falan. Ama Mustafa Yumlu ileri gidince defansı dağıldı. Yani şimdi mesela sen kendi saha ve seyircinin önünde bir maç oynuyorsun ve Süper Lig'e çıkmak istiyorsun. Fakat defansını hem iyi kurgulayamıyorsun hem iyi hazırlayamıyorsun. Erzurumspor'un defansı tel tel döküldü. İlk yedikleri golde adam alamıyorlar ya. Hani her birini duran topta, kornerde biliyorsun hepsinin birer adamının olması lazım. Orada İstanbulspor'la oyuncuya kafa vurdular. Kale alanı içerisinde. Sen oradan o topa kafa vurdurtuyorsan gol yersin. Ve gol yedin diye. Yani. Hatta 3. gol veya 4. gol bilmiyorum. 53 numaralı oyuncu Mücahit. Rakip et oyunu attı, topu attı ya. Rakip de ceza alanı dışında Muammer herhalde vurdu topu gol oldu. Mustafa Yumlu'ya çarptı top. Gol oldu. Yani şimdi sen kardeşim bu kadar saldırmana gerek yok. Mesela bana göre bu maçta Aykut Demir oynar. Ve Erzurumspor çok tedbirli oynamak zorundayım. Bakın altını çiziyorum. Tedbirli oynamak zorunda. Defansınızdan top yapacaksınız. Kalecinizden topla çıkacaksınız. Hatta kalecinin çıkardığı bir top var. Orta sahadan vurdu. İstanbulsporlu oyuncu müthiş vurdu. Son anda çıkardı. 2-0 oluyordu 2 dakika içerisinde. Böyle bir top, böyle dağınık bir top oynanmaz ki playoff maçında. Ya siz bu golü illa erken bulmanız gerekmiyor. Bu golü 60'ta bulabilirsiniz, 70'te bulabilirsiniz, 80'de bulabilirsiniz, 90'da bulabilirsiniz. Şimdi Erzurumspor eğer pas futbol oynasaydı defansını daha geride yaslanarak kalesine kursaydı ve pas yapsaydı kaleye işte fırsat buldukça gitseydi ve 80. dakikada bir tane gol bulup 1-0'la İstanbul'a gitseydi bugünkü sonuçtan daha iyi olmaz mıydı? Daha avantajlı olmaz mıydı? Nasıl futbol oynuyorsun sen? Hora, tora tora. Kim verdi bu taktiği? Gol yiyebilirsin kardeşim.
Gol yemek parçalap maçı kazan derler ya hocam. Yok 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 yok, öyle bir şey yok. İşte o zaman seni vururlar, kırırlar, kırarlar, maçı da senin elinden alırlar. Yok böyle bir şey. Rövanşta hocam sizin söylediğiniz gibi mi oynamalı yine? Yani kontrollü bir oyundan 2-0 mı aramalı, 2 farkı mı aramalı? Yoksa artık yani iş işten geçti, vur kır parçala taktiğiyle son şansını... Bir defa Akın Bey, defansında son derece tedbirli olmalı. Yani defansının çok ileri çıkmaması lazım. Şimdi Muzaffer Blazer İstanbulspor'u iyi analiz edememiş. İstanbulspor'un ne kadar hızlı savunma yaptığını, oyuncularının nasıl kaleye çok çabuk, seri ve süratli gittiğini görememiş yani. Onun için siz ne diyeceksiniz? Defansınızı ileriye çok çıkartmayacaksınız. Geride bekleyeceksiniz. Yükü orta sahanıza bindireceksiniz. Orta sahanız gününde olursa, başarılı olursa o maçtan 1-0'la, 2-0'la, yani kendi sağ, bu ilk oynanan maç için söylüyorum, galip gelme imkanınız olur. Ama Erzurumspor ne oynadığını, ne yaptığını bilmiyordu. Sadece kaliteli ayaklarının bireysel ortaya çıkışlarına, bireysel patlamalarına maçı bırakmıştı. Ne oldu? Defansında dengeyi kuramayan, işte duran topta gol yiyorsun, ilk golü. Dengeyi kuramayan bir Erzurumspor kornerden gelen bir topta çok basit bir gol yedi. Şimdi Erzurumspor kalecisi ile İstanbulspor kalecisini mukayese edelim. Erzurumspor kalecisi İstanbulspor kalecisinden daha düşük seviyede bir kaleci. Yabancı kaleci hakkını, yani yabancı futbolcu hakkını böyle bir kaleciyle kullanmış. Herhalde o geçen sene de Süper Lig'de oynuyordu tahmin ediyorum o kaleci. Evet. Yani, yazık, günah. Yani böyle maçlarda yani rakibin üstüne gitmek, şuursuzca saldırmak, gol aramak çözüm değil. Sorunu çözmüyor. İki takımın santraforları Olanare ve İbrahim'i karşılaştıracak olursak. İbrahim çok daha faydalı bir adam. Olanare ne yaptığını bilmiyor sadece. O fiziğine rağmen. Adam eksiltemiyor, pas yapamıyor, kaleye şut vuramıyor. Olanare yani bir şey. İbrahim çok daha kaliteli futbolcu ondan. İbrahim biliyorsun kaçıncı golde, ikinci golde muazzam bir asist yaptı. Evet, şöyle arkasından şöyle kaçan tabii, adama. Tabii. İbrahim'in ayağına top gelince sağa sola topu nasıl yumuşatıyor, topu nasıl sağa sola aktarıyor, etkili oluyor. Yani, kanat formasyonu da çok iyi İstanbulspor'un. Tabii yani onu diyorum size, defansını eğer geriye yaslamazsan, yani defansını hemen çıkartırsan, sağ ve sol beklerini çıkartırsan, Mustafa Yumlu'ya ileriye gönderirsen. Ya Mustafa Yumlu da benim eşime geldi herhalde. Yani onun için yani taraf böyle... baskısı şimdi taraftar baskısı, yani taraftar tabii büyük beklentiyle geldi. Kardeşim iyi bir teknik adam taraftar baskısını da üzerinden kaldıracak. Yönetici baskısını da, yani nasıl kazanacak bu maçı? Böyle oynayarak kazanamaz ya. Böyle oynayarak doldur boşalt da kazanacak bir şey yok. Erzurumspor soldan, sağdan, kanatlardan top getirmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. İstanbulspor'u böyle yenemezsin. İstanbulspor senin üstüne çok hızlı gelir. İstanbulspor'u orta sahada kitlemen lazım. Hocam, orta sahada İstanbulspor'un pas yapmasını engelleyerek senin üstüne hızlı gelmesinin önüne geçmen gerekiyor. İstanbulspor ikinci golü çok kolay yedi hocam. Yani bir an derinlik kayboldu, bir pasta derinlik kayboldu. Halbuki orada bir derinliği kaybetmeselerdi 4-1 ile bitseydi maç, rövanş maçı bir aktif dinlenmeye de dönebilirdi. Ya bak, ona katılmıyorum ben daha. Futbol çok namkör bir oyun. 180 dakika bitmeden bu iş bitti denilemez. Mesela ben Muzaffer Blazer'den böyle bir açıklama bekliyordum. İşte çok şanssızlık, çok talihsizliktir falan. Ya karşı 180 dakika bitmedi daha. Nedir bu Erzurumspor'un üzerindeki ölü toprağı? İşte onun için diyorum, bir teknik adam lazım. Karşı kaç saat var maça? 24 saatten 4 gün var diyelim. Perşembe, cuma, cumartesi. Bugün takıma bir teknik adam getirecekler. Onunla çıkacaklar maça. Ve akıllı oynayacaklar. Akıllı. Saldırarak değil.
defansını boşaltarak değil, akıllı oynayacaklar. Diyelim ki 4-2 bitti maç. İstanbulspor'a ikinci maçı rölantide götürüyorlar. 80. dakika bir gol buldu. 85. dakika bir gol buldu. Uzar mı maç? Uzar. Uzar. Hadi size bir senaryo. Şimdi Mustafa Denizli diye bir teknik adam var biliyorsunuz. Türk futboluna damga vurmuş bir teknik adam. O diyor ki ben maç oynanmadan önce o maçı kafamda oynarım. Bu ne demek? O maç esnasında ortaya çıkacak olan komplikasyonları ben önceden bilirim. Yani şu olursa ne olur, bu ne olursa ne olur. Kırmızı kart görürse oyuncu ne olur? İşte sarı kart görürse ne olur? Cezalı olursa ne olur? Sakatlanırsa ne olur? Oyun içerisinde. Ben bunları yaşarım diyor. Hangi oyuncu sakatlanırsa yerine kimi koyarım? Ya da takım içerisinde nasıl bir değişiklik yaparım? Taktikte nasıl bir değişiklik yaparım? Şimdi Erzurumspor teknik adamı bence bu maçı kafasında yaşamamış. İkinci maçı da kafasında yaşamış. Talihsizlik, şanssızlık falan. Yok böyle bir şey ya. Yani sen doğru işleri yaparsın. O zaman talihsizlik, şanssızlık dersin. Ona katılırım. Ama kimse bana Erzurumspor'un İstanbulspor'u yenecek bir futbol oynadığını kimse söylemez. İstanbulspor bileğinin hakkıyla gitti. Orada 4 tane gol attı. Yani Erzurumspor 4 gol yiyorsa playoff maçında hem de kendi sahasında yani bir yerde yanlış giden bir şey var demek ya. Yani. 4 gol yiyorsun. Bir gol değil, iki gol değil, üç gol değil. 4 gol. Daha da fazla olabilirdi. Ya olabilir ayrı konu ama 4 gol yemişsin. İşte bir sorun var orada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bak, bir sorun var ve sen bu sorunu çözememişsin. Oyun içinde taktik değiştirerek çözememişsin. Daha önce hazırlık yaparak çözememişsin. İstanbul'u iyi analiz edememişsin. Yani Muzaffer Bilezer'in alınan bu neticede çok büyük payı var yani. İkincisi Erzurumspor eğer teknik taktik olarak maça hazırlanmamışsa dağılabilen, bozulabilen bir takım. Çabuk bozuluyor, çabuk dağılıyor. E şimdi yani mesela Eren Tozlu'yla Mustafa Yumlu'nun yanına 4-5 adam daha aynı mücadeleyle eklenseydi bu maç 4-2 olmaz. Yani dedi ki Erzurumspor'un usta ayakları var. Bunlar her bir sahneye çıkarlarsa maçın neticesini tesir ederler diye bir tek Eren Tozlu ile Mustafa Yumlu çıktı. Diğer böyle bir ortaya çıkış olmadı oyuncularda. Kendini gösteren, bir şeyler yapan, rakip eksilten, gol pası veren, kaleye şut atan. Yani böyle bir şey doldur boşaltla Erzurumspor kazanmaya çalıştı. E bunu da futbolda karşılığı pek yok yani artık. Modern futbolda karşılığı yok. İstanbulspor bizi yanıltmadı. Ne dedik? İstanbulspor hep aynı futbolu oynuyor. Yani İstanbulspor ne üstüne koyuyor ne altına iniyor. Aynı futbolu oynuyor. Ve İstanbulspor bugün aynı futbolu oynar. Mütevazi bütçeyle, Arnavut yıldızlarıyla. Arnavut yıldızları var yani bu Arnavut oyuncuları tebrik ediyorum. Ben 2 yıldır takip ediyorum onları. Etemi, Valoni, ondan sonra Roca. 3 tane oyuncuları var. Muazzam. Yani. 4 tane var. Topalli var. Topalli var doğru. Yani bunlar iyi oyuncular yani. Ve bunlar İstanbulspor'u Süper Lig'e bile taşıyabilirler yani. Eğer İstanbulspor'u analiz edemezse yani playoff finalinde de kimle oynarlarsa yani finale kaldıklarını farz ederek söylüyorum. Finalde eğer İstanbulspor'u iyi analiz edemezse bu oyuncular İstanbulspor'u bu oyun şekli, bu oyun tarzı İstanbulspor'u şeye taşır. Süper Lig'e taşır. Ama İstanbulspor'u oyuncular yani her zamanki futbollarını oynadı. Yani İstanbulspor çıktı. Bugüne kadar böyle bir futbol oynamamıştı da böyle bir futbol oynadı. Erzurumspor'u yendi. Yok böyle bir şey. Yani her zamanki futbollarını oynadı. Tebrik ediyorum tabii. Kutluyorum. Güzel goller attılar. Estetik goller attılar. Bravo yani. Ve yani 3. gol zannedersem yani kalecinin üstüne gidiyor top kardeşim. Al artık onu. Al. Tokatlar. Göremedi ama. Bir de bir şey diyeyim mi? Defans oralarda topa vurdurdu. Defansı çok çaresizlik içindeydi. Az içindeydi Erzurumspor'un. Onun için Erzurumspor'a şok lazım. Buradan Erzurumspor yönetimine, başkanına sesleniyorum. Kardeşim 3 günlük bir teknik adam bulun. Kimi getirirseniz getirin. Ben onu bilmem yani. Hatırlıyor musun? Artık isim vermekten bıktım yani. Tamam mı?
Sonra beni menajer zannedecekler. Ama 3 günlük şok yapacak bir teknik adam geliyor. Ben hiçbir şeyin bittiğini zannetmiyorum yani. Bir 90 dakika daha var. 90 dakikada her 10 dakikada bir gol atsan 9 tane gol atarsın. Olur mu? Olur kardeş. Ama yani bu takım bu haliyle İstanbul'a gidecek ya, İstanbul Spor'a elemesi mümkün değil bu haliyle. Bu teknik adamla, bu anlayışla elemesi mümkün değil. Peki. Hocam, müsaade ederseniz Eyüp Bandırma maçına da biraz konuşalım. Eyüp Spor Bandırma Spor'u Taşkın'ın 49. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Çok sert bir maç oldu bir defa. Yani çok mücadeleci bir maç oldu. Öyle seyir zevki yüksek değildi ama takımlar arasında müthiş bir mücadele vardı. Hatta dirsekler yüzünden. Dün biz hatta Özcan Purde ile bir espri de yaptık. Atılan dirsek sayısı atılan şut sayısından daha fazla diye. Sert bir maç oldu hakikaten. Hakem oyuncuları sahada tutabilmek için elinden geleni yaptı aslında. Belki başka bir hakem kontrolü kaçırabilirdi de. O da bir başka not. Eyüp Spor Erzurum'un yapamadığını yaptı. Kontrollü bir oyun ortaya koydu ve tek golle rakibini vurdu. Bu arada Mulumba 84. dakikada anlamsız bir kırmızı kart görerek takımını da yaktı diyelim bir anlamda. Çünkü önemli de bir oyuncu. Rövanş karşılaşması öncesinde hem Eyüp Bandırma maçının maç içindeki gelişmelerini sizden ben bir rica edeyim. Hem de rövanş, nasıl bir rövanş bizi bekliyor? Bir değerlendirme rica edeyim hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eyüp takımında tabii ben Eyüp takımını rahmetli Sami Petek başkandı ve bizim komşumuzdu Sami amca. O zamandan beri takip ediyorum, biliyorum. Yıllar 1968-69-70. Bu maçı seyrederken Sami Petek'i andım. Üzeyir Koşar'ı andım. Celal Hoca'yı andım. Dayı Metin'i andım. Ve Toto Lütfü'yü andım. İşte Amigo Buran Mete'yi andım. Amigo Arap Mehmet'i andım. Onlar böyle gözümün önünden geçtiler. Onlar da bu maçı görmek, izlemek isterlerdi. İftihar etmişlerdir diye düşünüyorum. Eyüp tarihinde Eyüp takımı en önemli maçına çıktı dün. Ve Eyüp takımını doldurdu. Eyüp stadını doldurdu taraftar. Ben her zaman söyledim. Bu semt takımları, ilçe takımları arasında en çok taraftara sahip olan kulüp Eyüp Spor'dur diye. Ve yanılmadığımı da dün sahayı dolduran taraftarları gördüm. Ve bu saydığım isimlere, yani Sami Pete, ondan sonra Üzeyir Koşar'a, Celal Hoca'ya, Dayı Metin'e, işte Arap Mehmet'e, Burhan Mete'ye, bunlar hep Eyüp takımı için çok önem sarf eden isimler, semboller. Bunlar gibi daha niceleri var. Yani onları da unutmuş olmayayım. Daha niceleri var. Ölmüş olanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar da bu maçı seyretmek isterlerdi. Onlar da tribünde yerlerini almak isterlerdi diye şahsen düşünüyorum. Şimdi Eyüp takımı benim istediğim futbolu oynayamadı. Ama Eyüp stadında oynayamıyor zaten. Esas işin sıkıntısı bu. Yani Eyüp takımı oynayamadı. Eyüp stadında oynayamıyor. Mesela Bandırma'da Eyüp takımının daha iyi futbol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü sahanın ambiyansı, geniş saha, büyük saha Eyüp'lü futbolcuların daha iyi futbol oynamasına neden olacak bir husus diye gördüm hep yani bugüne kadar. Her ne hikmetse Eyüp sahasında oynanan maçlarda Eyüp takımı zorlanıyor. İyi futbol ortaya koymadı Eyüp takımı. Orta sahası çok zayıftı. Defansı iyiydi, forveti iyiydi ama orta sahası çok zayıftı. Orta sahasında bu Lüksemburglu oyuncunun işte dirsek sebebiyle sakatlanınca, yüzü kan revan içinde kalınca Eyüp takımının orta sahası daha sıkıntı çekmeye başladı. Ama defans bloğunda bir ara bir baktım, kanatlar da, defansın kanatları da sıkıntı çekmeye başladı. Oyundan düştüler. Ama sizin Samsunspor'dan da tanıdığınız Yalçın ve öteki Dedi gerçekten çok iyi toparladılar işi. Kaleci de hata yapmadı ve maçı kazandılar.
Forvet'i de başarısız buldu. Forvet'i iyi kitledi Bandırma Spor. Kaleci Gökhan da klasik kurtarışlar yaptı ama Eyüpspor'un oynadığı futbolu beğenmedim. Peki biz futbolunu beğenmedik. Skor ne? 1-0. Atamıyorsan fazlasını atamıyorsan yemeyecek. Ve Eyüp takımı bir tane attı. Yemedi. Bir avantaj elde. Küçük de olsa bir avantaj elde. Bandırma öyle gidiyor. Yani ben Eyüp'ten bak orta sahası zayıf Eyüp. Yani bir takımın orta sahası zayıf oldu mu o ileriye istediği topları taşıyamıyor. Rakip ne kadar sert oynarsa oynasın. Taşıyamadılar ya. Yani. Eyüp'te oyuncular topla iyi bulaşamadılar. Bir tane Osman için kaçırdığı bir gol var. Eğer kaleyi tutsa %100 gol olur. Ama kaleyi tutmadı top. Zaten Bandırma Spor'un kaçırdığı en önemli gol pozisyonu o diye düşünüyorum. Şimdi Bandırma Spor tabii çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. Yani rakibi orta sahada durduran bir ön libero'yu kaybetti. Bu ön libero aynı zamanda da pas yüzdesi çok yüksek bir oyuncu. Büyük hata. Yani bir zeka sorunu bu. Yani bir oyuncunun bunu yapması büyük hata. Padipa da yaptı mesela aynı şeyi. Aldı topu vurdu yere. Ona da sarı kart gösterdi hakim. Çok sert maç oldu. Çok sakatlayıcı hareket oldu gerçekten. Bazıları kırmızı kartla değerlendirilebilir miydi? Dirsekleri kırmızı kartla değerlendirilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dirseklerde dirsek yiyen oyuncuları dirsek atan oyuncular görmedi. Yani görmeden o dirsekler oldu yani. Eğer görüp kasıtlı hareket olarak değerlendirseydim ikisinin de kırmızı kart olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama yani görmeden böyle bir sakatlığa netice verdi. Oyunun gereği, oyunun doğası oldu bu dirsekler. Tabii ki biz temenni etmeyiz dirseklerle oyuncuların sakatlanmasını ama oldu. Şimdi Eyüp kötü top oynadı. Orta sahası zayıftı. Bandırma Spor ne oynadı? O soruyu sormak lazım. Bandırma Spor'un oynadı. Ama Bandırma Spor bizim dediğimiz gibi çok tedbirli oynadı. Yani oyununu gol yememek ve aslında ya da iyi bir skor almak. Araya girdim. Aslında tedbirli dediğiniz gibi tedbirli oynadı ama takımın dizilimine baktığınızda Kenny, Osmaic iki tane forvet yan yana ve Kerim gibi hani biraz Mehmet Özcan gibi yani yumuşak bilekli oyuncular da vardı. Yani aslında buraya kazanmaya gelmiş ama dediğiniz gibi tedbirli oynayıp kazanmaya gelmiş. Yani, ama işte sonunda gitmedi. Tabii tedbir doğrusunu yaptı burada Mustafa Gürsel. Ben biliyorsun Mustafa Gürsel'i çok eleştiriyorum. Mustafa Gürsel burada doğrusunu yaptı. Tedbirli oynadı ve şansını kendi saha ve seyircisinin önünde oynayacağı ikinci 90 dakikaya taşıdı. O maçta ne olur? Bilemem tabii ama Eyüp takımı bu maçta oynadığından daha iyi futbol oynayacak diye düşünüyorum. Kenny ve Rodriguez iki takımın yıldızları beklenen performanstan uzaktı hocam bana göre. Ya şimdi tabii ama bu oyuncular şimdi teknik adamlar bu oyuncuların önemli oyuncular olduğunu biliyorlar. Ve ikisi de bu oyuncuları kitlemek. Mesela Rodriguez'i döndürmeyecek yüzünü kaleye. Başardı bunu Bandırma Spor'un stoperleri. Keza Kenny'yi de döndürmeyeceksin. Kenny'ye topu aldırmayacak. Kaleye yüzünü dönüp topa vurmasını engelleyecek. Yapamazsan mesela defansta dikkat et. Teddy çok başarılı. Teddy çok kritik toplara müdahalelerde bulundu. Hamleler yaptı. Yani siyah oyuncusu Eyüp'ün çok hamleler yaptı. Ancak ben Eyüp'ün futbol olarak da Bandırma'daki maçta daha iyi futbol oynayacağını düşünüyorum. Yani kendi saha ve seyircisi de bunu yapamıyor. Hocam Sekidika tercihini nasıl buldunuz? Sekidika sezon içinde beklenenini verememişti. Ben doğru bulmuyorum. Ama tabii bu teknik adamın bileceği bir iş. Tabii şimdi İbrahim Üzülmez de kazanmak için sahaya çıkmış. Yani solda Padipa'yı oynatıyor, sağda Sekidika'yı oynatıyor, ortada Rodriguez'i oynatıyor. Bunlar hep hızlı, hareketli oyuncular. Onun için oynatıyor yani. Ama tabii mesela ikinci maçta oynatır mı onu bilmiyorum. Yani ikinci maçta
Ya Umut çok etkili bir adam. Bence onu hamle oyuncusu olarak düşünmüş. Doğru düşünmüş. Yani Umut'la başlamak yerine Umut'u hamle oyuncusu ve Umut oyuna girdikten sonra çok etkili oldu. Çok etkili oldu Umut. Oğulcan da etkili oldu. Ama şimdi bak ben bir şey söyleyeyim. Yani Eyüp takımı 4-3-3 oynadı. Yani ben doğru bulmuyorum bunu. Bana göre 4-4-2 oynaması lazım. Orta sahasının çok güçlü kuvvet. Yani bu tip maçlarda orta sahasının güçlü kuvvetli olması lazım. Mesela ikinci maçta da mutlaka orta sahasını kalabalık tutması lazım Eyüp takımı. Yani o zaman Padipa ile Sedika'dan birini oynatmayacak. Bana göre Sedika'yı oynatmayacak. Padipa ve Gerson Fernandez de, Rodriguez de, Gerson Rodriguez de gol arayacak Eyüp takımı. Ancak skora göre forvette hamlelerde bulunabilir. Yani geri düşerse Umudu Sedika'yı oyuna alabilir. Olcan'ı oyuna alabilir. Ama ikinci maçta orta sahayı çok kalabalık tutmak zorunda Eyüp takımı. Mesela Rodriguez ve Padipa, Sedika bana göre de defansa, orta sahaya yardıma gelmediler bu maçta. Onun için Bandırma Spor ataklar yapabildi. Yoksa Bandırma Spor'un atak yapacak gücü de yok. Eyüp takımı Bandırma Spor'dan daha iyi bir takım. Yani sahada dün bunu gördük yani. İyi futbol oynayamaması Eyüp'ün Bandırma Spor'dan daha kötü bir takım olduğunu göstermiyor. Eyüp takımı iyi bir takım Bandırma Spor'dan. Ama tabii Bandırma saha ve seyircisini, yani seyircisini arkasına alacak. Büyük bir taraftar kitlesi, stat full dolu olacak herhalde. Bugüne kadar dolduramadılar ama Bandırmalılar, destek vermeyen Bandırmalılar utanırlar da takımları bu kadar başarılıyken, Süper Lig'i kovalıyorken artık o stadı full doldurmazlarsa yazık onlara da. Buradan söyleyelim. Gitsinler, takımlarını desteklesinler. Yani kaybedilmiş hiçbir şey yok. Eyüp'ü sürklese de edebilir yani. Ama Eyüp takımı daha iyi futbol oynayacak, direnecektir. Eğer İbrahim Üzülmez taktik hatalar yapmazsa, oyuncu tercihlerinde hatalar yapmazsa, bazen böyle adamlar megalomaniye kapılıyorlar. Yani bizim de böyle bir futbolda hastalığımız var. Yani ben daha iyi bilirim, her şeyi en iyisini ben bilirim gibi bir havaya giriyorlar. O da takıma kaybettiriyor. İbrahim Üzülmez böyle bir hata yapmazsa, orta sahayı kalabalık tutarsa, kontrollü top oynatırsa ve ani hızlı ataklar yapabilecek oyuncuları var. Şimdi Bandırma Spor skor şeyini yakalamak için, beraberliğini veya skor üstünlüğünü yakalamak için senin üstüne gelecek. Haliyle bu defansta açık vereceği anlamına geliyor. Yani Eyüp takımı hızlı oyuncularını mesela Lokman Gör çok ağır bir oyuncu. Böyle birebir kaldığı zaman bu iki oyuncu da yani Rodriguez'de Padipa'da Lokman Gör'ü ekarte edip çok rahat geçebilecek oyuncular. Bu da onun kart görmesine, hatta oyundan atılmasına sebebiyet verir. Çünkü bazen teknik adam böyle şeyleri düşünecek yani. Anlatabiliyor muyum? İşte 3-4 günlük sürede bunları çalışacaklar. Defansın arkasına atılacak hızlı toplar Eyüp'ün çok tehlikeli ataklar yapmasına neden olur. Hocam penaltıda çalışırlar mı? Çalıştırırlar tabii. Niye çalışmasınlar? Çalışmak zorundalar yani. Çalışmayan aptal derim yani. Çalışacaksın tabii. Çok iyi penaltıcılar. İyi bir de ilk 8 penaltıcının süper olması lazım. Bak 5 demedin. İlk 8 penaltıcının süper olması lazım. Kalecilerin de penaltılara çalışması lazım. Rakipte kimlerin penaltı attığına bakması lazım. Ama yani doğru bir 90 dakika daha bekliyor. Sonuç normal. Eyüp'ün kazanabileceğini söylemiştim. Ama Eyüp iyi top oynamadı. Orta sahası çok zayıftı. Bana orta saha sıkıntılı geldi. Eğer İbrahim Üzülmez bunu görüp tedbir alırsa ne ala. Şimdi Bandırma Spor cephesine bakarsak, yani Bandırma Spor'da ben Kerim Avcı'yı tanıyorum. Altınordu'dan, Altay'dan, Gençler Birliği'nden tanıyorum. Bizzat seyrettiğim Adana Demirspor'dan. Yani gereken patlamayı yapamıyor Kerim Avcı maç içerisinde. Mehmet Özcan da öyle. Mehmet Özcan'ın ismi üç büyüklerle anılırken bugün geldi Bandırma Spor'da top oynuyor. Yani bir düşüş içerisinde. En iyi oyuncusunu da kaybetti. Bence en iyi oyuncusunu. Yani takımı dengede tutan, sahada dengede tutan, her tarafa yetişen oyuncusunu kaybetti. Göreceğiz şimdi. Yani ama mesela Bandırma Spor daha doğru bir taktikle oynadı oyunun ilk dakikalarında Eyüp karşısında. Yine eğer doğru bir taktikle oynarsa ikinci maçta erken gol bulabilir diye düşünüyorum. Onun da buna çalışması lazım yani. Ama
yani Eyüp takımı daha iyi bir takım, daha tecrübeli bir takım. Sahada ne yapacağını biliyor. Kötü yakalansa bile, kötü oyun oynasa bile galip gelmesini bildi. İşte esas fark burada. Ya kötü oynuyorsun, kötü yakalanıyorsun ama galip gelmesini biliyorsun. Mesela Erzurumspor aynı şeyi yapamadı. Evet. İşte İbrahim Üzülmez ile Muzaffer Bilezer arasındaki fark bu. Takımlarına kötü de olsalar bu oyunu oynattırma. Şimdi evet. Artık 3-4 gün gene taktik çalışacaklardır. Artık bu maçı gördüler. Mesela Bandırma Spor ligde oynadığı 2 maçta da Eyüp'ü yenememiş. Şimdi playoff'ta da yenemedi. Yani bu sene 3 karşılaşmanın 3'ünde de Eyüp galip gelmiş. Bandırma Spor'a karşı. Şimdi istatistik giderlere bakarsak o zaman son maçı da Eyüp kazanır diyebiliriz değil mi? Ben demiyorum onu. O belli olmaz. Ben demiyorum. Ben demiyorum tabii. Ama 3 maç oynamışlar Bandırma Spor Eyüp bu sene. 3'ünü de Eyüp kazanmış. Onun için 4. maçta da Eyüp kazanır mı? Bunu diyemem. O günün şartları, bir de gündüz oynanacak maç. Bandırma'da rüzgar olacak mı olmayacak mı? Sıcaklık ne düzeyde olacak? Bunları hiç bilmiyorum. Bunlar da oyunculara etkiler. Eyüp takımı tabii nihayetinde yaşlı bir takım. Bandırma Spor'dan daha yaşlı tahmin ediyorum. Sahada göreceğiz mücadeleyi. Güzel bir 90 dakika seyredeceğiz diye düşünüyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Bakalım neler olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Hemen maçtan sonra da hem sizinle, maçlardan sonra diyelim, hem sizinle de diğer değerli yorumcularımızla yorumlayacağız tabii. Ben bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Son cümlelerini alalım hocam. Kapatalım ondan sonra. Valla Bodrum Spor çıktı lige. İkinci lige herhalde çıktılar. İskenderun Spor çıktı. Hocam. Efendim? Bodrum Spor Kayseri Spor'la pazar günü final oynayacak. Bodrum Spor kimle oynuyor final? Karacabey Spor'la. Karacabey de uzun yıllardır yatırım yapıyor. Bodrum da yatırım yapıyor. Bakalım ne olacak? İkisi de futbola yatırım yapan iki önemli ilçe. Biri Bursa'nın ilçesi, biri Bodrum'un ilçesi ama özellikle Bodrum artık ilçelik olmaktan çıktı. Adeta büyük bir il haline geldi. Yani bir il hüviyetinde bir yer. İnşallah yani hak eden kazansın diyelim. Ama İskenderun Spor çıktı herhalde. O belli oldu herhalde. Tarsus İdman gibi iyi bir takımı yenerek finalde çıktı. Penaltılarla çıktı, evet. Karacabeyspor hocam gerçekten iyi bir takımı, yani Tarsus İdman Yurdu gibi iyi bir takımı yendi. Finale yükseldi. Finalde de Bodrum Spor olacak. Bodrum Spor da deplasmanda Bayburt takımını net bir skorla yenerek finale çıktı. Dediğiniz gibi iki ilçe takımı. İskenderun Spor çıktı herhalde. O tahmin ediyorum. İskenderun Spor alt ligden evet şeye çıktı. Kutluyoruz bunları. Bence İskenderun Spor'un da geçmişi var profesyonelliklerde. Karacabey ile Bodrum Spor profesyonelliklerinde uzun bir tarihe sahip değiller. Ama ikinci lige Türk futboluna renk getireceklerini düşünüyorum. Daha final oynayacak takımlara başarılar diliyorum. Final oynayıp da bir üst lige çıkmış olan takımları da kutluyorum burada. Türk futboluna renk getirecekler diye düşünüyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Ben hem size hem de bizi izleyenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrılırken kanalımıza, Sosyal Medyatik TV'ye abone olmanızı rica ediyorum. Maçlardan sonra yorumlarımıza devam edeceğiz. Ve tabii ki sezon bittikten sonra da transfer dosyasına devam edeceğiz kaldığımız yerden. Yeniden görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.